Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Amin. Değerli gayretli kardeşlerim, Risale-i Nur Külliyatı'nın özellikle hizmet cephesini, İslam'ın dava cephesini yansıtan Hizmet Rehberi kitabını beraberce okuyoruz. 28. maddede geçen hafta konuşmuştuk. Risale-i Nur'ların önemiyle, faziletiyle alakalı önemli bir bölüm. Kaynağı Kastamonu Layıkası 93. sayfa idi. Orasıyla beraber mevzuyu ele alarak bir bütünlük içerisinde okumuş ve bazı risale kaynaklarını da burasıyla alakalı okunmalı diye huzurlarınıza getirmiştik. Özellikle sözlerin arkasındaki konferans, bunu bir defa daha tekrar ediyorum. O günkü ağır şartlar içerisinde Zübeyir Gündüz Alp abinin bir nur kahramanı olarak Ankara Üniversitesi'nde verdiği ve gençliğe hitaben bir kısım hocaların da bulunduğu öyle yüksek bir cemaata, dinleyicilere sunduğu Risale-i Nur'ların önemi, faziletiyle alakalı önemli bir konferans idi o. Risalelere her şey giremez. Üstad her şeyi risalelere koydurmamış. Ama o konferansı sözlerin arkasına hem de sözler gibi ana bir kitabın arkasına koydurmuş. Çok önemli demek ve sizler de onu birkaç defa okuyun ve çocuklarınıza, çevrenize de beraberce okumaya çalışın. Bugün o önemli mevzunun devamı olarak fakirin kendi kalemiyle bir terkip olarak hazırladığı bu eserlerin adı üstünde duracağız. Risale-i Nur diyoruz. Kitapların üstünde de Risale-i Nur külliyatı yazıyor. Üç kelimeden mürekkep bir cümle. Mürekkep bir isim. Niçin Risale? Bunun üstünde duracağız. Niçin Risale-i Nur? Bunun da üstünde duracağız. Ve bir de niçin Risale-i Nur külliyatı? Bu ismi size bugün farklı boyutlarıyla tanıtmaya gayret sarf edeceğiz. Önce niçin Risale? Risale kelimesi İslami kitap okurlarına yabancı değildir. Bugün Diyanet'te de vaizler, bazen müftülere de bunlar böyle boş durmasınlar diye, çalışsınlar diye senede bir risale çalışması yaptırırlar. Belli bir mevzu etrafında belli ölçeklerle senede bir risale çalışması yapılır. Yani küçük bir kitapçık demektir aslında. Ama adı tabir olarak bir risale. Ehli ilim mabeyninde bu risale kelimesi işte kitap çalışması, yazılması olarak da meşhurdur. Ama risale kelimesi bir lügat manasıyla ifade ettiği manalar vardır. Bir de bu kitaba has ve ıstılahi dediğimiz, terminolojik dediğimiz manaları vardır. Önce risale yazılı kitap manasında kullanılır. Az önce de arz ettim bunu. Halk arasında meşhur bir atasözü vardır. Söz uçar, yazı kalır. Üstad Hazretlerinin kalbine gelmiş nice sünuhat, tuluat,
vesaire gibi böyle ilmi bir kısım mevridat, ilmi bir kısım tuluat ve sünihatı o anda üstad yazmış. Daha doğrusu yazıcıları var, katipleri onlara yazdırmış. Ve bunları kitap haline getirmiş. Yazılı kitap, yazılı eser, yazılı fikirler, yazılı tuluat, sünihat manasında bu eserlere Risale ismi verilmiştir. Bu sizlerde de olur. Bazen aklınıza öyle orijinal şeyler gelir ki sohbet yaparken, düşünürken böyle uzaktan uzağa bir kısım bildiğiniz fikirler arasında da bağlantı, daha orijinal münasebetler, fikirler gelir. Hemen onu kalkıp yazmak lazım. Kalkıp yazmasanız birkaç gün sonra ya neydi o filan diye unutursunuz. Ara ara aklınıza gelen, kalbinize doğan şeyleri yazsanız gerçekten sizler için de çok orijinal bir kitap, çok orijinal bir risale ortaya çıkabilir. Yani yazılmış mektuplar manasında bu eserlere risale denmiştir. Bu bir. İkinci olarak Kur'an-ı Kerim'in ayetlerinin her devrin hadiselerine ve ihtiyaçlarına müteveccih manaları vardır. Bunlara işari manalar da diyebilirsiniz. İşari manalar herkesin Kur'an-ı Kerim'den kendisine mal etmesi, ciddi sahiplenmesi ve istifade edebilmesi için de çok lüzumlu, gerekli manalardır. İmam Şafii Hazretleri der ki Allah Selefi Salihinden razı olsun ki Kur'an adına, din adına çok şey söylediler ama bizim de söyleyebileceğimiz çok şeyi bize bıraktılar. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de En'am suresinde وَلَا رَتْبٍ وَلَا يَابِسٍ اِلَّا فِي كِتَابِ مُب۪ينَ ifadesi vardır. Yaş ve kuru her şey kitab-ı mübinde vardır. Kitab-ı mübin bir manasıyla Kur'an-ı Kerim ise yaş ve kuru her şey Kur'an-ı Kerim'de vardır. Ama herkes her şeyi Kur'an'da göremez. Göremediği zamanda da ya bunlar Kur'an'da yoktur diyemez. Her dalgıç denizin diplerinden farklı şeyler görebildiği, görebileceği gibi Kur'an deryasına dalan her talip, talibi hakikatte Kur'an deryasından, Kur'an'ın diplerinden, içlerinden ya sarihi, ya işari, ya remzi, ya imalı farklı farklı manaları bulabilir. Mesela bu cümleden olarak Kur'an-ı Kerim'de Meryem suresinde 12. ayet. Ya Yahya huzil kitabe bi kuvve ve ateynâhül hukme sabiyye. Ey Yahya kuvve-i kutsiye ile kitabını al diyor. Elbette Hazreti Yahya aleyhisselama hitap ediyor. Hazreti Yahya aleyhisselam, Hazreti İsa aleyhisselamın şeriatı üzerine ya İncil'i al, veyahut da pek çok hükümleriyle hala hükmünü devam ettiren o zaman Kur'an'dan önce Tevrat'ı al demektir. Peygambersin yani sana kitap verilmese bile sen kitap al. Ve bu ayetin ebcedi değerinin Hasan Atıf Hoca vardı Aydın'da. Sultanhisarlı Allah rahmet etsin çok. Ehli kalp bir insandı. Tasavvufi meşrep bir insandı. Nurları tanıyınca o tasavvufi meşrepliğini bırakmış. Üstad Hazretlerine talebe olmuş. Üstada üstad demez, hoca efendi tabirini kullanır. Öyle hitap edermiş. Ondan dinlemiştim ben bu işari manayı. Bu ayetin ebcedi değeri Risale-i Nur'ların telif edildiği tarihe parmak basıyor, tutuyor. Ve zaten Üstad Hazretlerinin de göbek adı Yahya derdi. Bu manasıyla
Risale-i Nurlar da Üstad Hazretlerinin yer yer kalbine ilham edilen bir kuvve-i kutsiye ile meseleleri kitap haline getirdiği eserler manasında bunlara risale denmiştir diyebiliriz. Yani kalbine gelen ilhamlar demek. Bir kuvve ayetteki bu tabir kalbine gelen ilhamlar ve Risale-i Nur'un kuvve-i kutsiye ile yazıldığını ifade eder. Zaten kim hakperest olarak risaleleri okursa ve diyecektir ki bunlar normal bir insanın düşünerek yazabileceği eserler değildir diyecektir, demeye mecbur kalacaktır. Onun için Üstad Hazretleri risaleleri hiçbir zaman kendi malı olarak görmemiş. Mesela kendisini üzüm salkımlarına benzetmiş. Üzüm salkımlarının hasiyeti kuru çubuğunda aranmaz, aranmamalı. İşte ben de öyle bir kuru çubuk hükmündeyim demiş. Hiçbir zaman risaleleri kendine mal etmemiş. Kur'an'ın malı yani kuvve ile, bir kuvve ile telif edilmiş eserler olarak ifade ediyor. Mübalağaya girmemeye ve mübalağalarla da zemmi zımni, hem gizli bir kötüleme yapmamaya ve yalan söylememeye çok azami gayret sarf ettiğimi de burada berai malumat ifade etmeliyim. Bu eserlere niçin risale denmiş? Üçüncü olarak kendi telif edildiği devir itibariyle Üstad Hazretleri Yeni Sait döneminde kalabalık insanlarla muhatap olamamıştır. Şartlar böyle gerektirmiştir. Onun için çok gizli olarak ve çok zor şartlarda yazmış ve bir de kendine has özel postacıları olmuş. Yani kitabı yazmış, bir yayın evi de basmış, sonra kütüphanelerde, kitap satan yerlerde hemen vitrinlere konmuş ve satılabilmiş eserler değildir. Yani yasak, bu kitapları yazmak yasak, kitap yazmak yasak. Yazılan bu kitapları bastırmak yasak. Kitap evlerinde satmak yasak. Öyle bir despot dönem ki. Onun için katipleri ile yazdırılan bu eserler sonra ulak dediğimiz ara postacı, elçilerle bazı insanlara gönderilmiş. Aradaki elçilerle, ki risale, risalet kelimesinden elçi demektir. Niçin risale? Risale, risalet, elçi demektir. Üstad Hazretleri aracılar, elçiler vasıtasıyla bu kitapları o gün Anadolu'da Suriye, Irak, Japonya, hatta Amerikan kütüphanesine kadar birilerinin elleriyle, postacılar vasıtasıyla, kendine has özel postacılar, yani elçiler vasıtasıyla gönderdiği için risale bir de bu manayı ifade ettiğini söyleyebilirim. Siz işte bizim yazdığımız normal adi mektuplar da postacılar vasıtasıyla gönderiliyor. Yani üstadın da özel postacıları olmuş ve işte o risale mektup manasında gönderilen mektuplar, yazılan mektuplar manasında bu eserlere risale denmiştir diyebiliriz. Dördüncü olarak risale bir manasıyla risalet demektir. Elçilik demek. Elçi alır götürür ve götürdüğü şey kendisinden değil, o bir emanettir ona. Öyleyse elçilikle vazifeli kimse elindeki emanetleri de Kadir-i Zülcelal'den ilhamat ve sünuhatını, kalbine gelen ilhamatı ve sünuhatı ebedileştirmekle muvazzaf bir elçi olması gerekir. Onun için Üstad Hazretleri de hiçbir zaman risalelere sahip çıkmamış. Bunlar benim malımdır dememiştir. Kendisine mal etmek isteyenlere karşı da ciddi bir itapta bulunmuştur.
üzümün haysiyeti kuru çubuğunda aranmaz. Ben de böyle bir kuru çubuk hükmündeyim diye ısrarla hem tevazu mutlak içerisinde bunlar kendisine bir kısım ilhamat ve sünuhat olduğu, kendisinin de arada bir elçi diğer insanlara ulaştırmada bir elçi olduğunu ifade etme manasında bir kimsenin sözünü veya emrini başka birisine tebliğ etmesi manasında aradaki elçilik bu manada bu eserlere risale denmiştir. Kendi çıkartabildiğim gayretler içerisinde niçin risalede ki her bir madde üstünde daha genişçe durulabilecek yönleri olabilir. Dört hususa, dört farklı yönüne bu niçin risale başlığında temas etmiş oldum. Niçin Risale-i Nur denmiş bu eserlere? Önce birinci madde bu mevzuda niçin Risale-i Nur denmiştir? Risale-i Nur'lara Risale-i Nur denmesi aslında birinci şuada da anlatıldığı gibi birinci şua bir şuaların sonunda vardır. Herkes okumasın bunu. Herkes bu işi kavrayamayabilir. Hatta itiraz edebilir diye. Biraz mahrem risale demiş ona üstad. Sikke-i Tasdik-i Gaybi Risalesinde vardır. Birinci şuaya bakın. Orada 33 ayat-ı Kur'aniyenin Risale-i Nur'lara işaretinden ve beşaretinden bahseder. Bazıları sarahatla, bazıları da ebcedi değerlerle, manasıyla, muhtevasıyla, özellikle Nur-u Suresinin 35. ayeti. Allahu nuru semavati vel ard, metelu nurihi kemişketin fiha misbah, el misbahu fi züccace, el züccacetü keenneha kevkebün, dürriyün yukadü min şeceratin mübareketin ila ahir. Kur'an-ı Kerim'den de açar bakarsınız Nur suresinin 35. ayeti. Ve üstad orada burada anlatılan muhteva, mana Risale-i Nur'lara işaret ediyor demiş. Nur suresinin Nur ayeti olması itibariyle de bu eserlere Nur eserleri baştaki Risale bağlantısı içinde de bu eserlere Risale-i Nur denmiştir diyebiliriz. Birinci maddesi oldu bu kısaca. Niçin Risale-i Nur denmiştir? İkinci maddesiyle de nur zulmetin alternatifidir. Kur'an-ı Kerim'de nur dendiği zaman akla iman gelir. Kur'an-ı Kerim nuru iman kelimesi yerinde kullanmıştır. Karanlık, zulmet dendiği zaman da akla küfür gelir. Mesela Allahu veliyyüllezine amenu yuhricuhum minazzulümati ilen nur. Allah'ın o veli kulları ki Allah onları zulmetten nura yani küfürden imana çıkartmıştır demek. Demek ki üstad döneminde bir zulmet-i küfür var. Evet, bunun üstünde çok geniş durmalıyız. Beşer tarihinde insanlık içinde kafirlerin sayısı çoktur. Ama Allah'ın zatını inkar eden yoktur veya çok azdır. Başka bir deyişle insanın kafir olması için illa Allah'ın zatını inkar etmesi gerekmez. Allah'ın zatına inandığı vardır ve birdir dediği halde sıfatlarında, isimlerinde şirke, küfre gidebilir. Peygamberleri kabul etmemekle kafir olur. Kitapları kabul etmemekle kafir olur. Sair erkan-ı imaniyeyi reddetmekle kafir olur. Kur'an'ın bir ayetini, bir hükmünü inkar etmekle de yine kafir olur. Ama Allah'ın zatının da inkar edildiği küfre küfrü mutlak denir. Hele bunu idealizm haline getirdilerse buna küfrü inadi denir.
Ve küfrü mutlak dediğimiz Allah'ın zatının da inkar edildiği beşer tarihinde iki dönem vardır. Bir, Kur'an-ı Kerim'de Kehf suresinde anlatılan Hazreti Zülkarneyn aleyhisselam dönemindeki Ye'cüc ve Me'cüc. Bunlar Allah'ın zatını da inkar etmişlerdir. İkincisi, kıyametin büyük alametlerinden olarak sayılan Ye'cüc ve Me'cüc. Bunlar anarşist bir toplum, Allah'ın zatını inkar eden bir toplum ve bir ara komünizmle bunlar temsil ediliyordu. Komünizm aslında iktisadi bir sistemin adı olması gerekirken 20. asrın başlarında, ortalarında, hatta asrın sonlarına kadar Allah'ın zatının da inkar edildiği bir ateist sistemin adı olmuştur. İşte üstad böylece küfrü mutlak dediğimiz iman adına, inanç adına zulmet üstüne zulmet, zulmet üstüne zulmetlerin yaşandığı bir dönemde yaşamış ve vazife yapmıştır. Binaenaleyh o küfür zulmetleri içerisinden insanları çıkartıp imanın nuruna, iman nurdur. Zaten bunu kendisi de söylemiş, iman hem nurdur hem kuvvettir. Evet, hakiki imanı elde eden adam bütün kainata meydan okuyabilir demiş. Az önce ayette de imanın nur olarak zikredildiğini ifade etmiş oldum. İşte Risale-i Nur bu insanları küfür zulmetinden iman nuruna çıkarttığı için bu eserlere Risale-i Nur denmesi, yani Risale-i Nur demek bu manada Risale-i İman demektir. Daha çok ağırlıklı iman mevzularını ele almış ve imanın bütün rükünlerine tafsilatıyla dikkat çekmiş ve İslam nurunu iman olarak Risale-i İman'ı anlatmış. Bu ikinci maddeye ilave bir beş şıkkı ilave etmek, ifade etmek isterim ki nur aynı zamanda karanlığı yutan bir unsurdur. Yani başta söylemiştim, nur zulmetin, karanlığın alternatifidir. Şimdi az sonra güneş doğacak. Arkamda görüyorsunuz. Gece zifiri karanlıktı ama güneş gelince karanlığı yuttu. Hoca Efendi'nin ifadesiyle ışık gelip karanlığı boğacak. Işık karanlığı boğar. Öyleyse zulmetin aleyhinde konuşmaya gerek yok. Küfrün aleyhinde konuşup durmaya gerek yoktur. Getir bir ışık yap, bir yak, bir mum yak, bir elektrik el feneri yak, bir lüks yak. Ne bileyim, bir güneş doğdurabiliyorsan onu doğdur. Karanlığın aleyhinde konuşmaya gerek olmaz. Zaten gider. Işık gelip karanlığı boğar netice itibariyle. Bu siyasal İslamcılarla bizim aramızdaki, hizmetin arasındaki en önemli fark da budur. Siyasal İslamcılar durmadan küfrün aleyhinde, zulmetin aleyhinde, batı aleyhinde, batıl aleyhinde, haram ve günahların aleyhinde konuşur. Ya karanlığın aleyhinde konuşsan gece 1000 sene o karanlık gitmez. Ya bir ışık yakarsan gider. İşte Üstad Hazretleri reaksiyoner bir Müslümanlık değil, reaksiyoner bir iman değil, doğrudan doğruya zati ve aksiyoner bir iman olarak Kur'an nurunu, iman nurunu neşretmiş ve bu nurlar aynı zamanda küfür zulmetini de yutacak demektir ki gelecekle alakalı burada önemli müjde var. Kısaca bunlara Risale-i Nur denmesinin bir esprisi olarak ikinci madde içinde iki hususa temas etmiş oldum. Üç madde de yapabilirsiniz. Üçüncü veya dördüncü olarak diyebilirim Risale-i Nur denmesi. Üstad Hazretlerinde nur hakim olmuş. Allah'ın nur ismi İsmi Azam olarak tecelli etmiş. Ve annesinin adı Nuriye. Köyünün adı Nurs. Şeyhlerinden Nur Mehmet var, Nur Muhammed var.
Ve üstad ısrarla diyor ki mesleken ben meşreben ben Osman-ı Zinnureyn'e bağlıyım. Osman-ı Zinnureyn'e bağlı olması üstadın iki yönüyledir. Bir, Hazreti Osman Efendimiz, Efendimizin iki tane kızıyla evlenmiştir. Bir anda iki kız kardeşle evlenilmez. Fıkıhta bunun hükümleri var, oraya bakarsınız. Birisi ölürse aynı hanımın kız kardeşiyle evlenebilirsiniz. Öyle olmuştur. İki tane nur, Efendimizin iki nur kızıyla Hazreti Osman evlendiği için iki taraflı Zinnureyn denmesi bundandır. Bu manasıyla Üstad Hazretleri babası kanalıyla Hazreti Hasan'a, annesi kanalıyla Hazreti Hüseyin'e bağlı olduğu için iki yönlü Efendimiz Aleyhisselam'a bağlı olmasından ben mesleken ve meşreben Hazreti Osman'ın Zinnureyn'e bağlıyım demesi bir bu manada, ikincisi ise Hazreti Osman özellikle hilafeti döneminde çok halim, çok selim, çok yumuşak, şefkat ve merhametin de timsali olmuş. Ruhamâ'u beynehum terâhum, o Fetih suresinin son ayetinde geçen Hazreti Osman'a işaret eden bu cümle. Aralarında çok şefkatli ve çok merhametli olan Hazreti Osman, üstad da şefkati ve merhamete esas aldığından kendisine bu kadar zulmedenlere karşı bile imana gelsinler, hidayet bulsunlar diye dua dua yalvardığından kendisinde bu nur hakimiyeti var. Yani Hazreti Osman'ın Zinnureyn hasiyeti, karakteri var. Ve Allah'ın nur ismini azam mertebede mazhar. Bir cümle daha söylüyorum. Anlaşılması, anlatılması çok zor olan mücerred imani mevzuları nur misalleriyle anlaşılmaya yakınlaştırdığı için hep nur misalleriyle mücerred hakikatları tafsil ettiği ve akla yaklaştırdığı için misalleri de hep nurlardan alındığından, yani nurani misallerden alındığından Risale-i Nur denmesi bu eserlere işte bir de bu incelikten dolayıdır. Mesela Allah bize bizden daha yakın ama biz Allah'tan çok uzakta bulunmalıyız. Bulunmaktayız nefis itibariyle, cismaniyet yönüyle. Ya bu nasıl olur ki? İşte güneş şualarıyla, renkleriyle, hararetiyle bizden daha yakın olduğu halde biz güneşe cismen ceseden çok uzakta bulunmaktayız gibi özellikle 16. sözde dört şua halinde miracı anlatırken bunu kullanmış. Pek çok imani mevzularda hep nur misalleriyle temsiller getirdiği için hep bu nurlar risalelerde toplandığından bu eserlere Risale-i Nur denmesi de işte böyle bir incelikten kaynaklanmıştır. Bir diğer madde bana göre sıralamada bir altıncı madde oluyor. Risale-i Nur'ların ismini veren aslında Hazreti Ali Efendimiz'dir. Böyle tarikatlarda, irşat cemaatlerinde bir silsile her zaman o hizmetin senedi olarak kabul edilmiştir. Nasıl hadislerin senetleri vardır? Rical dediğimiz bunların sağlam olmasının tahkikatı yapılır ki o hadis güçlü mü değil mi, yani onunla amel edilir mi edilmez mi? Hadisin senedi, rical ilmi, senetsiz hadis nesepsiz çocuk gibidir derler. Bu aynen bu mantık, hadislerdeki bu ölçek irşat cemaatleri içinde geçerlidir. Sen irşat yapıyorsun ama kimden feyiz aldın, kim sana yetki verdi, icazeti nereden aldın, o nereden aldı, o nereden aldı? Silsilenin bir manasıyla Efendimiz'e kadar gitmesi var mı yok mu ona dikkat edilir. İşte Risale-i Nurlar da Abdülkadir Geylani Hazretlerine bağlı, İmam-ı Rabbani Hazretlerine bağlı, ta oradan Hazreti Ali Efendimiz'e bağlı. Hazreti Ali Efendimiz'e bağlı olması demek neticede Efendimiz'le de yakinen cidden alakası var demektir. Bu manada 8. şuayı okumanızı tavsiye ederim. 8. şua
O da Sike-i Tasdik-i Gaybi Risalesi'nde vardır. Celcelutiye Nam, Hazreti Ali Efendimiz'in bir zikir kitabı var. Yer yer İbranice ama ağırlıklı Aramice olarak yapılan bu dua. Efendimiz Aleyhisselam Hazreti Ali'ye demiş ki sen İbranice öğren, Aramice öğren. 15 günde o dili ana dili gibi öğrenmiş. Bugün Aramice'nin öğretildiği çok az yer vardır. Şam'dan çıktığınız zaman Türkiye tarafına doğru, kuzey tarafına doğru Kasyon Dağı'nın güney tarafında Şam vardır. Kasyon Dağı'nın arkasında kuzey tarafında ise böyle Şam'dan sonra Türkiye'yi Halep'e doğru giderken 35-40 kilometre kadar takriben tahminen gidince sola bir işaret var. Maulule bir belde, bir ilçe, küçücük bir ilçe dağların arasında ama onlarca kilise var. Kiliselerin hepsinde de Aramice öğretiliyor. Dünyada Aramice'nin öğretildiği tek yer olarak eskiden ifade edilirdi. Hazreti Ali Efendimiz Aramice öğrenmiş ve Büyük Cevşen'in bazılarında Celcelutiye diye bir dua vardır. Üstad bu 8. şuada Celcelutiye'nin izahatını yapmış. Risalet-i Nur, Resail-i Nur ifadeleriyle bakarsınız 8. şuaya ebcedi değerleriyle beraber Hazreti Ali'nin bu ifadeleri Risale-i Nur'ların telif tarihlerine parmak basıyor. Hazreti Ali vermiş bu ismi. Hatta Risalelerin bazı parçaları bile, bazı küçük kitaplar bile ismini Hazreti Ali Efendimiz vermiş. Mesela ve bil ayetel kübra eminni minel fecet. Ayetel kübra ismini vermiş ve o ayetel kübranın yani 7. şuanın telif edilme tarihi ebcedi değerle ve hem de manası, muhtevası hem de telif edilme tarihi tıpkı haber verildiği gibi. Mesela Asa-i Musa, Bismihi Asa-i Musa bihi zulümetün celet demiş Hazreti Ali Efendimiz. Üstad bunların üstünde durmuş tam Asa-i Musa Risalesi'nin telif tarihine ve sanki asanın Musa Aleyhisselam'ın asası gibi nereye vurursa vursun oradan iman ab-ı hayatı. Allah'ın varlık ve birliğine ait deliller zinciri çıkarttığını orada genişçe anlatıyor. Evet 8. şuayı da okumanıza havale ediyorum. Şimdiye kadar niçin Risale, niçin Risale-i Nur demiştir? Bazı yönleriyle kısaca temas ettikten sonra şimdi bu eserlere bir de külliyat deniyor. Risale-i Nur külliyatı. Kül bütün demektir. Külliyat da bütünlerin hepsi demektir. Çok önemli. Kül bütün. Hepsi. Ama küllün bir de çoğulu var. Külliyat. Mektubat mesela mektuplar. Mektup, mektup, mektubat çoğulu mektuplar. Kül, bütün, külliyat da bütünler demek. Yani bunu söylemekle ne anlatmış oluyoruz? Risalelerde madem bu Risale-i İman'dır, onu anlattık bir önceki niçin nur demiş, Risale-i Nur demiş bölümünde. İmanın bütün rükünlerine temas edilmiştir kül olarak. Yani Allah'a iman var. Çok geniş olarak var. Bütün eserlerde. Peygamberlere iman var. Kitaplara iman var. 25. söz özellikle. Kadere, kazaya iman var. Haşre iman var. Melek, cin, şeytan, ruh, ruhaniyat vesaire. Yani imanın altı ana rüknünün tamamı anlatılmış. Bütünlük içinde anlatılmış. Külliyat denmesi. Ve aynı zamanda onların da kendi içinde ilmel yakin, aynel yakin, bazıları itibariyle de hakkal yakin olarak da anlatılmış. Hem bütün iman rükünlerine dikkat çekilmiş, hem de iman rükünlerinin kendi içerisindeki merhalelerine
mertebelerine, faziletlerine de dikkat çekilmiş. Gerçekten önemli bir mevzu bu ve bir bütünlük silsilesi, bütün bunların hepsini içine alan bütünlerin de toplamı olarak o manada bu eserlere külliyat denmiştir diyebiliriz. Bunu daha şerh edebilirdim. İkinci olarak risalelere, Risale-i Nurlara külliyat denmesi. Değerli kardeşlerim, İslam dendiği zaman akla üç ana mesele gelir. Bir, iman. İki, salih amel, yani ibadetler. Üç, neşredilmesi ve sahip çıkılması lazım gelen dava cephesi. İslam'ın bir de dava cephesi vardır. Nitekim İmam Şafii Hazretleri der ki, bu ümmetin felah ve necatını, kurtuluşunu anlatan hiçbir sure olmasaydı bile ki çok var, vel asri bu ümmete yeterdi der. Vel asriye baktığımız zaman Allah'ın asra kaseminden sonra innel insane lefi husrin, üç tekit içinde kat'i ki muhakkak ki şüphe yok ki insanlık hüsran içinde, felaketlerdedir. Ya kurtulacaklar yok mu? Var kim? İllellezine amenu, İslam'ın iman cephesine, bütün Kur'an'ın özeti olarak ve amilus salihat, salih ameller cephesine, ibadetlere ve bir de ve tevasav bil hak, hakkı tavsiye, işte bu İslam'ın dava cephesine. Bir de o surenin sonunda sabrı tavsiye var. Sabır ilk üçünü içine alır. İmanda sabır, ibadetlerde sabır, hakkı tavsiye ederken, tebliğ irşat yaparken başınıza gelecek, gelebilecek musibet ve belalara karşı sabır olarak mesele anlatılır. Demek ki İslam dendiği zaman bunu bütün Kur'an ayetlerinden çıkartabiliriz. Üç mesele var: iman, ameller ve İslam'ın dava cephesi. Risale-i Nurlara baktığımız zaman da bu üç hususun eserlerde cem edildiğini görüyoruz. İman cephesi var, birinci maddede anlattım. Ve pek çok yerlerde hikmetleriyle beraber ibadetler anlatılır. Ve aynı zamanda bir de özellikle işte hizmet rehberinde, laikalardaki mektuplarda ve üstadın kendi hayatıyla da temsil etmesiyle de İslam'ın dava cephesi hem de metotlarıyla beraber anlatılır. Binaenaleyh İslam'ı bir bütünlük içerisinde ele alıp anlatması itibariyle bütünler manasında, külliyet manasında bu eserlere Risale-i Nur külliyatı denmiştir diyebiliriz. Bunun da kendi içinde olabildiğince ayrımı, detayları vardır ama geçiyorum. Bu eserlere niçin Risale-i Nur denmiş? Dördüncü olarak cemiyeti bütünüyle kucaklaması itibariyledir. Minel bab ilel mihrab dediğimiz, çocuklar için yazılan eserlerden ihtiyarlar için yazılan eserlere kadar ilmin bütün şifrelerini vererek, bütün ilim sahalarının şifrelerini verip teşvik ederek ve aynı zamanda sadece üstad kendi devrine hitap etmemiş, 9 asırdan beri rehnedar olmuş bir İslam kalasının tamiri demiş ve kendisinden sonra gelecek 300 seneye de hitap etmiş, onları da kucaklamış, uyarmış, ikaz etmiş. Yani geçmişi ve gelecek ve şu anı, geçmişteki 9 asrın tamiri, 3 asırla gelecekteki hitabetle beraber bütün bunları kucaklayan ifadeler kullandığı için kompleksler, bütünlükler manasında bu eserlere Nur külliyatı denmiştir. Bu da üç oldu. Beşincinin kendi içinde biraz dörtte bahsetmiştim burada. Ama biraz daha detaylandırmam lazım. Cemiyet hayatında ihmal ettiği hiçbir tabaka olmadığı için her sınıf insan ondan hisse alabilir,
İşte ben de burada varım diyebilecek şekilde her insan sınıfına ait yazıldığında, mesela gençlere gençlik rehberi, çocuğu ölmüş kimselere, çocuklara çocuk taziyanamesi, ihtiyarlara ihtiyarlar risalesi, hanımlara hanımlar rehberi, ayrıca mahpuslara hitap etmiş 13. sözde özellikle, hastalara, yeisle malul günah zedelere, kardeşlere, ehli İslam'ın ittifakına, ehli tariklere, mutasavvıflere, ehli siyasete, milliyetçilere, unsuriyet perverlere, yöneticilere, idarecilere, bir namaz olanlara, imansızlara, ehli imana, ehli takvaya, hamallara, şark ve garp aşiretlerine, meclis-i mebusana, askerlere, ehli mektep tayfasına ve velhasıl bir cemiyette kaç insan sınıfı varsa hepsinin dertleriyle meşgul olmuş, hepsini ikna edici, kucaklayıcı meseleler anlatmış ve böylece cemiyetin tamamını, bütününü kucaklamış ve işte kompleks eserler manasında bu eserlere Risale-i Nur külliyatı denmiştir. Özellikle B şıkkını söylüyorum, 5. maddenin B şıkkı. Anadolu insanlarının gerçeklerini anlatmış. Tabiri diğerle realitelerini anlatmış. Ve gerçekleri ve realiteleri müsbete kanalize etmekle meşgul olmuştur. Çok önemli bir şey anlatıyorum. Mesela yukarıdan bir sel geliyor aşağıya doğru. Sizi de alıp süpürüp götürecek. O selin önünde durursanız sizi de alır götürür. Önünde durulmaz onun. Ya onu arzu ettiğiniz yöne doğru kanalize edebilirseniz. İşte akıllı insanın da yapacağı mesele budur. Mesela Üstad Tanzimat'tan sonra İslam dünyasına ve ülkesine gelen bir kısım cereyanlar var. Beşeri realite bunlar. Mesela meşrutiyet, meşrutiyeti meşrua demiş ona. Mesela sonra cumhuriyet, siz daha doğmadan önce ben cumhurdum, cumhuriyetçiydim. Karıncalar cumhuriyetçi olduğu için çorbamın tanelerini onlara veriyordum. Yeşilay'ın kurucuları içerisinde durmuş. Ordu kumandanlığı yapmış, yani milis kuvvetleri kumandanı olarak, albayı olarak Ruslara karşı harp etmiş. Ayrıca hapishanedeki insanların içinde bulunmuş, onların ruh aletlerini değiştirmiş. Yeşilay'ın kuruluşunda bulunduğunu anlattım. Bu tür organizeler hayatın gerçeği ise içinde bulunmuş. Yeşilay'ın kuruluşundan sonra mesela Darülhikmet-i İslamiye azalığı yapmış. Eğitimin, dini neşrin aktif vazifesini üstlenmiş. Dini fetvalara çok önem vermiş. 31 Mart'ta mesela Titanik'ten gelen harekat ordusu, 31 Mart olayı bu. Aynen Menemen olayı gibi, 15 Temmuz olayı gibi devletin çıkarttığı belli hedeflere dönük kurgulanmış hadiselere olay denir. 15 Temmuz bir olaydır, Menemen hadisesi bir olaydır, 31 Mart bir olaydır ama üstad onun da içinde bulunmuş, hitabesiyle isyan eden askerleri komutanlarına itaat etmeleri için gayret sarf etmiş ve hakeza sinemaya gitmiş gençliğinde, tiyatroya giderek isyan edenlere, hamallara hitap etmiş, orada Kürt aşiretleri içinde dolaşmış. Yani dikkat ettiyseniz bir hayatın içinde kaç tane müessese varsa, cami imamlığından, kürsü vaizliğinden, Darülhikmet-i İslamiye azalığına kadar, aşiretleri tek tek dolaşmasına kadar ve Şam'da Emevi Araplara hitap etmesine kadar ve sonra özellikle 17. Leman'ın 5. notasında Avrupa ve
dünya birliğine, medeniyetler birliğine dikkat çekmesine kadar hayatın bütün noktalarını kucaklamıştır. Hem eserlerde imanın ve zamanın bütün noktalarına karşı kucak açma var, hem de aynı zamanda hayatın realiteleri içerisinde bütün müesseselerde bulunmuş ve kendi devrinde gazetelerde, dergilerde yazılar yazarak da hayatı bütünüyle kucaklama gayretiyle hareket ettiği için anlattıkları eserler, yazdıkları, verdikleri fikirler de bütün bunları kucaklayabilecek çapta olduğundan bu eserlere Risale-i Nur Külliyatı. 6. maddeye geldim. Çok önemli bir şey söylüyorum. Nasıl Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kendinden önce gelmiş bütün peygamberlerin hepsinin şeriatlarının, dinlerinin, hakikatlerinin hülasasıdır. Efendimiz Aleyhisselam İslam dini bütün dinlerin en muzecidir. Üstad Hazretleri de hem bir veli hem bir alim olarak Efendimiz Aleyhisselam'dan sonra gelmiş ne kadar tarikat, fikir, ilim, alim varsa onların hepsinin hülasasını aslında ortaya koymuştur. Risale-i Nur Külliyatı hem tasavvufun ruhunu hem de medreselerin ruhunu, evet 14-15 asırdan beri bütün bunların hülasasını içinde topladığı için bu eserlere Nur Külliyatı, külliyat denmesi tabiri kısaca aktarmış oldum. Bu anlattığım bazı mevzuları bazı insanlar subjektif kabul edebilirler ama inceleseler, kendileri de okusalar anlayacaklardır ki bunların hepsi herkese alakadar eden objektif eserlerdir. Bir de bu hususa yani dikkat çektiği için kompleksler manasında Risale-i Nur Külliyatı denmiştir. 7. bir hususa temas etmek istiyorum. İslami ilimlerde iki türlü ilim vardır. Bir alet ilimleri, ulûm-ı âliye denir bunlara. Muhakematın baş tarafında anlatıyor. Bir de maksat ilimler, âli ilimler, ulûm-ı âliye. Mesela mantık, sosyoloji, hatta coğrafya, tarih kitabı vesaire bunların hiçbirisi gerçek ilim, hakiki ilim, maksat ilim değildir. Dil de öyle, Arapça da öyle, İngilizce de öyle. Bunlar alet ilmidir. Bir insan Arapça öğrenecek. Dinin aslı Arapça kitaplarla yazıldığı için o dini mevzuları öğrenmek. Bir dil bir alet ilmidir. Mesela mantık okursunuz, şeriatın, Kur'an'ın mantığını kavramaya götürür o. Maksat ilim, Kur'an'ın, dinin, şeriatın, fıkhın mantığıdır. Mesela coğrafya okursunuz, Kur'an'ın yeryüzünden bahseden ayetlerini daha iyi anlayabilmek için. Tarih okursunuz, Kur'an-ı Kerim'in ta Hazreti Adem'den ötesine, ruhlar alemine kadar serdettiği, anlattığı bir tarih var. O tarihi daha iyi anlayabilmek için ve hakeza. Osmanlı medreselerinde de önce alet ilimlere okutuluyormuş, sonra âli ilme geçiliyormuş. Medreseler niye yıkıldı? Alet ilminden âli ilme geçilemediği için yıkıldı. Benim oğlum bina okur, döner döner bir daha okur yani. Hep aynı alet ilminde takılıp kaldıkları için kırık plakta takılıp kalmaları gibi. Binaenaleyh Risale-i Nurlar alet ilmiyle âli ilimleri cem etmiştir. Özellikle alet ilminden sonra elde edilecek âli ilimlerin tamamını nazara vermiştir. Özetle anlatmıştır. Hatta fıkhi tespitleri bile ki Ahmet Özer Bey'in Risale-i Nur'da fıkhi tespitler diye kitapları var. Yani iman, amel, İslam'ın dava cephesi, hikmeti vesaire bunlar Nur Külliyatı'nda cem edildiğinden bütün bunların hepsi külliyat, kompleks manasında onlara Nur Külliyatı denmiştir.
Sekizinci maddeye geldim. Bu anlatacağımı daha da önemsiyorum arkadaşlar. Bildiğiniz gibi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın iki yönü vardır. Bir nübüvvet yönü, bir de abdiyet ve velayet yönü. Nübüvvet haktan halka, abdiyet ve velayet halktan hakka giden yönüdür. Halka tamamlanır. Efendimiz Aleyhisselam'ın öbür aleme irtihalinden sonra arkadan gelen ümmeti ikiye ayrılmış. Bir Efendimiz'in nübüvvetine varis olan ulema, bir de velayetine varis olan ehli tasavvuf dediğimiz, evliyaullah dediğimiz kimseler. Bunlar daha sonra sistemleşmiş, nübüvvetin varisi olan ulemadan medreseler ve abdiyet ve velayetinin varisi olan evliyaullah'tan da tekke ve zaviyeler ortaya çıkmıştır. Özellikle Osmanlı kubbesini ayakta tutan bu iki ana sütundur. Medrese sütunu, tekke ve zaviye sütunu, ruhu. Bu iki sütun üstünde Osmanlı kubbeleşmiştir. Özellikle 1868'den sonra Jön Türkler denen dönemden sonra bu iki sütun çökmüştür. Medreseler çökmüştür. Tekke ve zaviye ruhu da çökmüştür. Vaktim az kaldığı için bir saate sıkıştırmaya çalışıyorum. Bunları ikisini de daha detaylı anlatabiliriz. Nasıl çöktüler? Çöküşün sebepleri olarak da münazaratın son tarafında üstad kısmen bu hususa temas ediyor. Oraya da bakabilirsiniz. Artık medrese fonksiyonunu ifa edemiyor. Hep alet ilimlerinde takılmış kalmış. Teke ve zaviyelerde de kalbi hayat bitmiş. Böyle secdede iken arş-ı azamı gören ve Allah'a karşı naz makamına yükselebilen, "Ya Rabbi şu iş olmazsa alnımı secdeden kaldırmam" diyen o büyük zatların artık ortaya çıkması bitmiş. Hem medrese hem tekke ve zaviye bir enkaz hale gelmiştir. İşte üstad böyle bir dönemde meydana geldi. Hem medrese ulumunu ihya etmeli, hem tekke ve zaviye ruhunu da millete üflemeli. Ama eski hal muhal, ya yeni hal ya izmi hilal. Öyle bir şey ortaya koymalı ki asırlarca medrese ilminin verildiği ilimleri versin, tekke ve zaviye ruhunu da üflesin. İşte Risale-i Nur hem medresenin manasını, ilimlerini anlattığı, hem tekke ve zaviye ruhunu üflediği için. O tasavvufun derinliği var üstad da her gece sabaha kadar inlermiş yani. Bir şeyhin o kadar inleyebildiğini tahmin edemem. Yani haftada bir Kur'an hatmi, 15 günde bir Mecmuatul Ashab'ın hatmi ve Cevşenül Kebir vesaire dualarıyla o kadar derin bir tasavvufi neşvesi var ki her ikisini cem etmiş. Her iki sütunu ayağa kaldırma sığını kendi zatında cem etmesi kompleks eserler manasında bu eserlere külliyat denmiştir. Olabildiğince özetlemeye çalıştım. Ve dokuzuncu olarak da mesela bugün bir arkadaş araştırma yapıyor diyelim İslam dünyasında, Türkiye'de, dünyada veya ben İslami ilimler yönüyle misallendirmek istediğim için İslam dünyasında dedim. Mesela bir doktora tezi ne hazırlıyor? Rical ilmi. Rical ilminden mesela Ebu Hureyre'nin hayatı. Bunları master tezi, doktora tezi, sonra doçent oluyor ama bir sahada. O da hadis ilmi ricalinin her sahasında değil. Sadece Ebu Hureyre'nin hayatını çalışarak işte bu tezlerle yazdığı eserlerle profesör oluyor. Bir sahada. Mesela Efendimizin misvak üzerinde anlattıkları hadisleri derliyor, toparlıyor, tahlil yapıyor. Doçent oluyor mesela misvak. İslami ilimlerin tamamı misvak ilminden ibaret veya bir rical ilminden hadisteki rical ilminden ibaret değildir ki. İslami ilimlerin çok yönleri var yani. Risale-i Nurlar bu İslami ilimlerin her sahasında doktora yapılabilecek veya doktorluk unvanı verilecek kadar meseleleri anlatmıştır.
Yani mesela fırak-ı dalle mezheplerle ehl-i sünnet arasındaki temel prensiplere dikkat çekmiştir. Mesela Eş'ari ve Maturidi arasındaki az bir ihtilafa, nüanslara dikkat çekmiştir. Ondan tutunuz da imanın kendi içindeki bütün çeşitlerine kadar hadis ilmi, hadisin ravi ilmi vesaire, Kur'an, Kur'an'ın 40 vecih ile mucizevi olması, yani hakkı verilecek tefekkürü bir nazarla ve amel hedefli bir niyetle okunduğu takdirde insana kazandırdıkları bir fakültenin kazandırdıklarından az değildir. Bir fakülte 6 senede, tıp fakültesi mesela 6 senede bitiyor. İlkokul, ortaokul ve liseden sonra tabii ayrıca. Tıp fakültesi mezunu olmuş bir insan öyle işte bir pratisyen hekimdir. Yani onun da kendi içinde dalları var. İhtisas yapacak. Daha 15-20 seneye ihtiyacı vardır. Risale-i Nur'un kazandırdıkları da bir tıp fakültesinin kazandırdıklarından daha az, daha basit, daha küçük değildir. Bu kadar geniş hem dünyamızın hem ahiretimizin kurtulmasına vesile olabilecek bu ilimlerin anlatıldığı bu eserleri de farklı boyutlarıyla da okumak lazımdır diyebilirim. 10. maddeye kısaca temas etmek istiyorum. Risaleler tıpkı Kur'an-ı Kerim'in ayetlerinin ayetleri tefsir etmesi gibi. Bir ayette kapalı kalan bir mevzuyu başka ayet şerh eder. Kur'an-ı Kerim'in en makbul tefsiri ayetlerin ayetle tefsirleri olduğu gibi risalelerin de bir yerinde kapalı kalan bir gizliliği üstad başka bir yerde, başka yerlerde risalelerin şerh etmiştir. Risaleler risalelerle şerh edilmiştir. Bu yönüyle Kur'an'ın aynasıdır. Ve Efendimizin nübüvveti 23 senede tamamlanmıştır. Risale-i Nurlar da yeni sayit dönemiyle tamamlandığı dönem olarak 23 senede takriben telif edilmesi, yazılması tamamlanmıştır. Bu mevzuda ayrıca 23 madde var. Risale-i Nurların Kur'an-ı Kerim'in aynası olması, benzer, tam aynı olma yönleriyle gerçekten Kur'an'ı aksediyor. O noktada 23 tane ayrıca tespit edebildiği maddeler var. İşte bu noktalarıyla da Kur'an-ı Kerim'in tamamına ayna olan eserler manasında zıtlıkları da cem etmiş. Yani dinde ayetlerde bazı zahiren zıt ayetler vardır, onların telifi. Risalelerde de bunları görüyoruz. Mesela bir yerde Cenab-ı Hak innehu kâne zalûmen cehûle, insan için bu ayet insan ne kadar zalim, ne kadar cahil diyor. Başka bir yerde ise ve lekad kerremne beni Âdem'e, biz insanı en kerim yarattık, yaptık. Şimdi kerim mi, zalim ve cahil mi? Zahiren zıt olan bu hususların telifi, evet bu hususlar oldukça önemliydi. Süratlendirerek çok hızlı bir şekilde bu eserlere niçin Risale-i Nur demiş, külliyat demiş, kısaca arz ettim. Keşke vaktim olsa her bir madde üstünde biraz daha detaylı durabilseydim. Evet, geçen hafta okuduğumuz paragrafın risalelerin önem ve faziletiyle alakalı bir devamı olarak, bir zeyli olarak bugün de genel tespitleri mezcedip Risale-i Nur niçin risale, niçin Risale-i Nur, niçin Risale-i Nur külliyatı diyoruz bunlara. Bu hususa temas etmiş oldum. İnşallah bunlardan mübalağa görmezsiniz. Detaylarına girdiğiniz zaman siz daha çok farklı derinlikleri keşfedeceksiniz. İnşallah keşfedersiniz. Cenab-ı Hak bir ömrünü vermiş koskoca. Bir deccaliyet devrinde bu yazılan Risale-i İman olan kitapları okuma şerefine bizi erdirsin. Okuma bahtiyarlığına ulaştırsın. O mahiler ki deryada yaşarlar fakat deryanın kıymetini bilmezler gibi. Risaleler satın almışız. Kütüphanemizde duruyordu ama ne kadar vakıfız. Ne kadar yazılma hikmetine, muradına uygun, detaylı bir şekilde anlayabilmişiz.
oldukça derin, oldukça önemli ve ahirette mesuliyetimizin büyük olacağını düşünüyorum.